Merhaba sevgili gençler, bugünkü videomuzda üslü sayılarla ilgili birkaç soru çözümü yapacağız. Önce şöyle basit bir üslü sayı sorusuyla başlayalım. Eksi 2 üzeri eksi 8 artı eksi 2 üzeri eksi 10 ve eksi 2 üzeri eksi 11. Eksi 2 üzeri eksi 11 parantezini alacağız. Ama öncesinde küçük bir düzenleme yapalım. Burası eksi 2 üzeri eksi 11 artı 3 şeklinde yazılabiliyor. Artı diğeri eksi 2 üzeri eksi 11 artı 1 şeklinde. Ve son sayımız eksi 2 üzeri eksi 11 artı 0 şeklinde yazılabiliyor. Şimdi ortak parantezimizi oluşturalım. Eksi 2 üzeri eksi 11 çarpı köşeli parantez içine yazacağım geri kalanları. Eksi 2 üzeri 3 artı eksi 2 üzeri 1 eksi 2 üzeri 0 şeklinde. Köşeli parantezimizi kapatalım. Eksi 2 üzeri eksi 11 yine olduğu gibi kalsın. Eksi 2 üzeri eksi 11 çarpı köşeli parantez içindeki sayıları hesaplayalım. Eksi 2'nin 3. kuvveti eksi 8 sayısını oluşturacak. Eksi 1'i 2'nin 1. kuvveti eksi 2 sayısını. Eksi 2'nin 0. kuvveti 1. Ve önünde çıkarma işlemi olduğu için eksi 1 sayısına dönüşecek. Son olarak eksi 2 üzeri eksi 11 çarpı parantez içindeki işlemimizde eksi 11 sayısı oluşuyor. Yani cevabımızı şöyle verebiliriz. Eksi 11 çarpı eksi 2 üzeri eksi 11'dir. Cevap şıklarında eğer bunun aynısı yoksa kuvvet kısmı tek sayı olduğundan dolayı işlem sonucumuz negatif. Burada da negatif bir sayımız var. Bu ikisinin çarpımı sonucu pozitife dönüştürecek. 11 çarpı 2 üzeri eksi 11 şeklinde düzeltilebilir. İkinci soruyla devam ediyoruz. İkinci sorumuzda x eksi 2 üzeri x kare eksi 4 eşittir 1 şeklinde bir denklemimiz var. Bu eşitliği sağlayan x değerleri kaç tanedir diye bir soru sormuşuz. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken noktalardan biri şu olacak. Bir sayısının hangi kuvvetini alırsanız alın sonuç her zaman bir sayısına eşit olur. İkinci durumda ise eksi bir sayısının çift sayı olan kuvvetleri o zaman onlar da artı bir sonucu verecektir ve son olarak da sıfırdan farklı herhangi bir sayının sıfırıncı kuvveti. Bu da bir sonucunu verir. Ama tabandaki sayı ne olacak? Sıfırdan farklı olacak. Hemen işlemlerimizi yapmaya başlayalım. İlk işlemimiz tabandaki sayının 1 olması. Tabandaki sayımız x eksi 2. Eğer x eksi 2 sayısı 1'e eşit olursa o zaman x eşittir 3 değerini alır. X'in değeri 3 olarak bulmuş olur ilk işlemimizde. İkinci işlemimizde tabandaki sayı yani x eksi 2'nin eksi 1 olması durumu. O zaman x'in değerinin 1 çıkması gereklidir. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken noktalardan biri kuvvet kısmındaki sayının çift sayı olup olmadığı. Bunu inceleyeceğiz. O zaman x gördüğümüz her yere 1 yazacak olursak tabanda 1 eksi 2 üzeri 1'in ikinci kuvveti eksi 4 eşittir. Soru işareti yapalım. Burası eksi 1 üzeri eksi 3'e dönüşmüş olur. Dolayısıyla bunun da sonucu eksi 1 olur. Bu yüzden bu bizim için geçerli değil. O zaman x 1 sayısına eşit olamaz. Bunu kabul edemiyoruz. Üçüncü işlemimizde tabandaki sayı sıfırdan farklı. Kuvvet kısmı sıfıra eşit olmalı. Yani x'in karesi eksi 4 eşittir. Sıfır sonucunu incelememiz gerekli. Çarpımlarını ayıracak olursak burası x eksi 2 çarpı x artı 2 eşittir sıfıra dönüşür. X'in değerlerinden biri 2 sayısı, x'in değerlerinden diğeri eksi 2 sayısı olabilir. Peki x yerine 2 yazdığımızda? X yerine 2 yazdığımızda 2 eksi 2 üzeri 2'nin karesi eksi 4 sonucuyla yani 0 üzeri 0'la karşılaşmış oluruz. Bu da tanımsız bir durumdu. Demek ki bunu da kabul etmeyeceğiz. Yani x sayısı 2 değerini alamaz. İkinci durum x yerine eksi 2 yazdığımızda bu da eksi 2 üzeri 2'nin karesi eksi 4
Dolayısıyla eksi 4 üzeri 0 yani 1 sayısına eşit olabilir. Buradan x sayısının eksi 2 değeri kabul edilebilir. X'in değerleri kaç tanedir diye sormuştu. Buradan 1, buradan 2. 2 tane farklı değer bulabildik. Üçüncü sorumuz x ve y birden farklı pozitif reel sayılar şeklinde başlıyor. X çarpı y eşittir 1. X üzeri 3a eksi 4 eşittir y üzeri 6a artı 2 şeklinde verilmiş. O halde biz işlemimizi şöyle başlatalım. Burada y'yi tek başına bırakma işlemiyle başlayacağım. O zaman y eşittir 1 bölü x şeklinde dönüştürülebilir. Verilen denklemde x kısmı olduğu gibi kalsın. X üzeri 3a eksi 4 eşittir. Diğer tarafta y gördüğüm yere 1 bölü x üzeri 6a artı 2 işlemini uygulayalım. Şunu kısaca hatırlamamız gerekiyor. X üzeri eksi 1 1 bölü x'e x üzeri eksi n 1 bölü x üzeri n şeklinde ifadelere dönüşebildiği için örneğin 1 bölü x üzeri eksi n ifadesini de x üzeri n'e dönüştürebiliriz. Hatta gerekli olursa 1 bölü x üzeri n ifadesini x üzeri eksi n'e de dönüştürmek mümkün. İşlemimize bu şekilde devam edeceğiz. Sol taraf olduğu gibi x üzeri 3a eksi 4 eşittir. Sağ taraf x bölü 1 yani x üzeri eksi 6a eksi 2'ye dönüşmüş olacak kuvvet işaretleştirecek. Şimdi tabanlar birden farklı oldukları için tabanlar da eşit olarak verilmişse yani tabanlarımız x, x tabanlar eşit iken o zaman kuvvetlerin de birbirine eşit olması gerekecek. Kuvvetlerin birbiriyle eşitliği işlemimizi 3a eksi 4 eşittir eksi 6a eksi 2'ye dönüştürmüş olur. Eksi 4 sayısı sağ, eksi 6 sola gelirse 9a eşittir artı 2'ye dönüşmüş olur. O zaman buradan da a sayısı 2 bölü 9 şeklinde bulunmuş olur. Dördüncü sorumuzda 15 üzeri a eşittir 12 bilgisi verilmiş. 3 üzeri a eksi 1 çarpı 5 üzeri a artı 1 işleminin sonucu kaçtır? Öncelikli olarak şu işlemi düzenleyelim. Çünkü bunu düzenleyince sonuca çok daha kolay ulaşabileceğiz. 3 üzeri a bölü 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri a çarpı 5 üzeri 1'e dönüştürülmüş olur. Üstlü sayıları çarpma bölme işleminin özellikleri yardımıyla. Bu da eşittir. 3 üzeri a çarpı 5 üzeri a bu da 15 üzeri a şeklinde dönüşür. Çarpı 5 bölü paylı kısmı 3. 15 üzeri a'nın 12 olduğunu biliyorduk. O halde işlem 12 çarpı 5 bölü 3'e. Dolayısıyla 12 çarpı 5 60. 60 bölü 3'ten de 20'ye dönüşmüş olacaktır. Soruyu çözmeye başlamadan önce şöyle bir bilgi verelim yan tarafta. 1 bölü 2 sayısı 0 tam 10'da 5 sayısına. 1 bölü 4 sayısı 0 tam %25 sayısına. 1 bölü 8 sayısı 0 tam 1000'de 125 sayısına eşittir. 0 tam 1000'de 25 sayısı 1 bölü 8 üzeri x artı 2 şeklinde düzeltilebilir. O da eşittir. 0 tam 10'da 5 sayısı da 1 bölü 2 üzeri x eksi 3 şeklinde düzeltilebiliyor. 1 bölü 2 sayısının 3. kuvvetini aldığımızda 1 bölü 8 sayısıyla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla 1 bölü 8'in yerine 1 bölü 2'nin 3. kuvvetini oluşturalım. 1 bölü 2'nin 3. kuvveti onun da x artı 2. kuvveti eşittir. Diğer tarafta 1 bölü 2'nin x eksi 2. kuvveti olacak. Üstlü sayılarda kuvvetler kendi arasında çarpılabiliyordu. 3 sayısını x artı 2 ile çarpacak olursak o zaman da 1 bölü 2 üzeri 3x artı 6 eşittir. 1 bölü 2 üzeri x eksi 2 şeklinde bir sonuç oluşacak. Yani tabanlar eşit olduğu için hemen x artı 6 eşittir x eksi 2. 6 bu tarafa, x bu tarafa. 2x eşittir eksi 8, x eşittir eksi 4 sonucunu elde etmiş olacağız. Sıradaki sorumuzda 2 üzeri x eşittir a, 3 üzeri x eşittir b, 5 üzeri x eşittir c olduğuna göre 300 üzeri x'in a ve c cinsinden eşiti. Aşağıdakilerden hangisidir şeklinde bir sorumuz var. 300 üzeri x'in 2 üzeri x
3 üzeri x, 5 üzeri x yardımıyla düzenlenmesi için 300 sayısını çarpanlara ayırmamız gerekiyor. Hemen şurada 300 sayısını asal çarpanlarına ayıralım. 300 sayısı çift sayı olduğu için 2'ye vererek işleme başlayabiliriz. 300'ü 2'ye böldüğümüz zaman 150. Çift sayı olduğu için tekrar 2'ye bölünebilir. 2'ye bölsek 75. 75 sayısı tek sayı olduğu için 2'ye bölünemez. Bir sonraki asal sayımız 3'e bölerek devam edeceğiz. 75'i 3'e bölsek 25. 25 sayısı 3'e bölünebilecek bir sayı değil. Rakamlar toplamı 7, 3'ün katı değil. Bu yüzden bir sonraki asal sayı 5'e bölerek devam edelim. 25'i 5'e böldüğümüzde 5, tekrar 5'e böldüğümüzde 1. O halde 300 sayısı eşittir 2'nin ikinci kuvveti çarpı 3'ün birinci kuvveti çarpı 5'in ikinci kuvveti şeklinde yazılabilir. Hemen burada x'inci kuvvet alalım eşitliğin her iki tarafı için. 300 üzeri x eşittir. Çarpma işleminin özellikleri yardımıyla 2 üzeri 2'nin x'inci kuvveti çarpı 3 üzeri 1'in x'inci kuvveti çarpı 5 üzeri 2'nin x'inci kuvveti şeklinde yazılabilir. Üslü sayılarda kuvvetler kendi arasında yer değiştirebiliyor. Hemen şuraya yazalım. A üzeri x üzeri y ifadesine gerekli olursa a üzeri y üzeri x şeklinde düzeltebiliriz. Dolayısıyla 2 ve x sayıları kendi arasında yer değiştirdiğinde 2 üzeri x üzeri 2 çarpı 3 üzeri x üzeri 1 çarpı 5 üzeri x üzeri 2 şeklinde düzeltilebilir. Peki 2 üzeri x'in biz neye eşit olduğunu biliyorduk. A. Dolayısıyla bu da a'nın ikinci kuvveti. 3 üzeri x'in b, b'nin birinci kuvveti. 5 üzeri x'in c, c'nin ikinci kuvvetine dönüştüğünü görebiliyoruz. Dolayısıyla a kare çarpı b çarpı c kare şeklinde dönüşmüş oldu. O da a seçeneğinde verilmiş. Sıradaki sorumuzu çözerken yine bir üslü sayı özelliği kullanacağız. Aslında şöyle bir üslü sayı özelliği kullanacağız. Her iki tarafın aynı anda aynı şekilde kuvvetini almaya çalışacağız. Şöyle yapalım. 2 üzeri x eşittir 3 üzeri y şeklinde bir işlem verilmiş. Ben bu işlemde her iki tarafın 1 bölü y'inci kuvvetini alacak olursam. 1 bölü y, bunu da 1 bölü y'inci kuvvetini alacak olursam. O zaman 2 üzeri x bölü y eşittir 3 üzeri y bölü y, o da 3 üzeri 1, yani 3'e dönüşmüş olur. Dolayısıyla 2 üzeri x bölü y işleminin sonucuna 3 diyebiliriz. Bu birinci aşama. İkinci aşamada bu sefer 2 üzeri x eşittir 3 üzeri y eşitliğinde her iki tarafın 1 bölü x'inci kuvvetini alalım. Şurası 1 bölü x, burası da 1 bölü x'inci kuvvet olsun. Dolayısıyla 2 üzeri x bölü x'ten 2 üzeri 1 eşittir 3 üzeri y bölü x'e dönüşmüş olacak. Peki bu benim işlemime nerede yarayacak? Benim işlemime şurada yarayacak. 3 üzeri x artı y bölü x. 3 üzeri x artı y bölü x işlemine 3 üzeri x bölü x artı y bölü x şeklinde düzeltecek olursak 3 üzeri 1 çarpı 3 üzeri y bölü x'e dönüşmüş olur. Dolayısıyla bu da 3 çarpı 3 üzeri y bölü x de 2'ye eşitti. Onu şurada bulmuştuk. Alıp şurada yerine yazdık. Dolayısıyla 3 üzeri x artı y bölü x işleminin sonucu 6 olarak bulunmuş oldu. Peki bizim işlem sonucumuz ne olacak? 3 artı 6, o da eşittir 9 oluyor. Son sorumuzda x ve y 0 ve 1'den farklı sayılar olmak üzere şeklinde sorumuz başlamış. O zaman şöyle biz devam edelim. 3 bölü 1 eksi x üzeri y artı 3 bölü 1 eksi x üzeri eksi y ifadesini 1 bölü x üzeri y şeklinde dönüştürebiliriz. Soldaki keseri de herhangi bir düzeltme yapmayacağız. Sağdaki keseri de payda eşitleme ve düzenleme işlemi yapacak olursak 3 bölü 1 eksi x y x üzeri y artı 3 bölü şurada bir payda eşitleme işlemi yapacağız. Yalancı payda yazıp şunu x üzeri y ile çarpalım. O zaman x üzeri y eksi 1 bölü
x üzeri y'ye dönüşmüş olacak. İşlemimize şuradan devam edelim. Birinci kesir 3 bölü 1 eksi xy artı ikinci kesir yukarıdaki pay olduğu gibi olacak. Paydalar farklı. Paydalar farklı olduğu için buradaki kesirin paydasını eşitleyelim. Eksi 1 ile çarpalım. Devam ediyoruz. Kesir paydalar x üzeri y eksi 1'e dönüştü. Pay kısmı ise eksi 3 artı 3 çarpı x üzeri y şeklinde dönüştü. Ortak çarpan parantezini alacak olursak 3 parantezinde x üzeri y eksi 1 bölü x üzeri y eksi 1. Yani 3 sonucunu elde etmiş oluyoruz. Bu soruyla ilgili şöyle bir kısa yol verebiliriz. Eğer kesirli sayılarda a bölü 1 eksi x üzeri y artı a bölü 1 eksi x üzeri eksi y şeklinde bir işlem verilmişse işlem sonucu kısaca a şeklinde olacaktır. İkinci özellik olarak şunu söyleyebiliriz. A bölü x üzeri y eksi 1 artı a bölü x üzeri eksi y eksi 1 işlemi şeklinde verilirse o zaman burada da sonuç eksi a çıkacaktır. Son olarak a bölü 1 artı x üzeri y artı a bölü 1 artı x üzeri eksi y işleminin sonucu a olacaktır.